أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Şimdi daha önce herhangi bir şekilde bu meseleyi yayınlamadık. İnsanlara herhangi bir şekilde bu konu hakkında bir bilgi vermedik. O zaman gerek de görmedik. Bu konu hakkında nice Müslümanlar halen yargılanmakta, nice Müslümanlar halen hapise girmekte ama fahişeler dışarıda. Ama lezbiyenler, geyler, biseksüeller, transseksüeller dışarıda. Allah subhanahu ve teala'nın ne kadar nefret ettiği şey var ise dışarıda. Allah'ın dinini anlatmaya çalışan insanlar ise içeride. Artık ne kadar bir İslam rejiminde yaşadığımızı görmek lazım. Bugün kendisini İslam toplumunda yaşadığını söyleyen insanlar var ise, İslam rejiminde yaşadığını söyleyen insanlar var ise bir daha baksınlar bu duruma. O zaman anlasınlar, Allah'ın şeriatını isteyen, insanlara davet yapmaya çalışan, insanlara hakkı götürmeye çalışan insanların içeriye tıkıldığı, içeriye sokulduğu, hapsedildiği ama Allah subhanahu ve teala'nın razı olmadığı fahişeliği, içkiyi, kumarı, her türlü pisliği sistem diyor ki ben hepsini serbest kılıyorum diyor ve insanları da bu pisliklere çağırıyor. Pisliklere çağıran sistem suçsuz. Ama Allah subhanahu ve teala'nın tertemiz sistemine çağıran insanlar suçlu olarak içerideler. Tabi bundan birkaç ay önce Mart ayının 9'unda bir savcı beyefendi beni Atatürk'e put dediğimden dolayı bir soruşturma başlatıyor. Daha sonra ifademi karakolda alıyorlar ve beni sanık konumuna getirip mahkemeye sevk ediyorlar. Ben tabi mahkemeye gittiğim zaman mahkemede hakimin meseleden tam olarak anlamadığını anladım. Çünkü hakimin kendisi bana diyor ki buyur anlat. Şimdi ben ne anlatayım dedim hakim bey. Neyi anlatayım? Sen diyor suçlamanı okumadın mı? Dosyanı okumadın mı diyor. Ben de dedim ki evet ben okudum ama benim içinde suçlu olduğum bir durum yok ki. Lakin ben size beni neyle suçladığınızı anlatayım. Ben Atatürk'e put dediğimden dolayı bugün buradayım. Yani Atatürk'e put diyoruz. İnsanların yücelttiği bir varlık diyoruz. Bunu bile neredeyse sistem suç olarak görüyor. Ne dememiz gerekli acaba Atatürk'e? Yani kainatın efendisi mi dememiz gerekli? Yücelerin yücesi mi dememiz gerekli ki anca tatmin olasınız da o zaman suçlu olmayalım? Put diyoruz. İnsanların putlaştırdığı bir varlık diyoruz. İnsanların yücelttiği bir varlık diyoruz. İnsanların onun gittiği kanunları kanun, onun gittiği yolu yol edindiklerinden bahsediyoruz. Halbuki Allah subhanahu ve teala'dan başka Rab yoktur. Yani kanun koyucu yoktur diyoruz. Eğer bunu yapan kişi var ise o da kendisini ister kabul etsin ister kabul etmesin ben de Rabbim diyor. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'niz gibi. Ben şunu söylüyorum. Biz bu daveti yaparken cebimizi doldurmaya çalışmıyoruz. Bazı cemaatler, bazı tarikatlar, bazı tasavvufçu kişiler gibi. İçlerinde ne kadar masum olsa da geneli şu an bu durumda. Sistemin tamamen kulu olmuş. Sistem ne diyor ise dini nereye kadar anlatacaksanız aynı Diyanet'in camileri gibi ellerine verilen fetva ne ise o Diyanet'in camilerindeki hocaların ellerine verilen fetvalar ne ise bugünkü tasavvufçuyum diyen, bugünkü tarikatçıyım diyen birçok cemaate de aynı şekilde ihtarlar, aynı şekilde tehditlerle onları bir yere sınırlandırıyorlar. Ve o sınırlandırmanın ilerisine gidemiyorlar bu insanlar. Yani dini anlatacaklar, İslam'ı anlatacaklar. Şimdi Allah'ı mı razı edelim yoksa sistemi mi razı edelim? Allah'ı razı edersek ahirette, bu sistemi razı edersek bu dünyada biz abad oluruz. Biz mutlu oluruz, biz mesut oluruz. Ve maalesef bu insanlar, bu topluluklar, bu cemaatler, bu kitleler Allah subhanahu ve teala'nın rızalığını bırakıp insanların rızalığına koşuşuyorlar. İnsanların rızası için mücadele ediyorlar ve onlar için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bundan dolayı da hakkı anlatan insanlar böylesi insanların yanlış dini anlatmasına insanlar bakarak diyorlar ki bunlar bu şekilde dini anlatıyor, sizler bu şekilde dini anlatıyorsunuz. Bunlar bilmiyor, bir siz mi biliyorsunuz? Bunlar anlatmıyor, bir siz mi anlatıyorsunuz bunları? Biz bunlardan hiçbir şekilde böyle bir şey duymadık. Bunlar da sakallı, bunlar da sarıklı. Bunlar da kendisini sünnete nispet eden, ehli sünnet olduğunu söyleyen insanlar. Siz de ehli sünnet olduğunuzu söylüyorsunuz. Yani bu kadar cemaati olan insanlar fark etmedi, uyanmadı da siz mi uyandınız? Siz mi gördünüz Kur'an'da onların görmediklerini? Siz mi işittiniz onların işitmediklerini? Diyorlar. Bakın bunu söyleyen insanlar bu söylemekle kalıyorlar. Gidip de Allah subhanahu ve teala'nın kitabını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnetini ve ehli sünnetin bu konular hakkında, hüküm konusu hakkında, mahkeme konusu hakkında, yönetim konusu hakkında, Allah'ın otorite konusu hakkında, Rabliği hakkında, rububiyet hakkında, uluhiyet hakkında, isim ve sıfatları hakkında ne dediklerine hiç bakmıyorlar. Sadece zanla uyuyorlar. Tıpkı Yahudilerin hahamlarına zanlarla, kuruntularla uydukları gibi bu zanlara uyup hayatlarını hiç bozmadan, İslam hakkında bir araştırma yapmadan devam ediyorlar. Ve bu insanlar kendilerine Müslümanım diyen insanlar.
Yani biz bu insanlara diyoruz ki Allah rızası için yapmayın. Gidin kendiniz kendinizi nispet ettiğiniz şu dini Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ve onun sahabesinden, ondan sonra gelen tabiinden, ondan sonra gelen tebeut tabiinden öğrenin. Seleften bu dini öğrenin. Ben şahsen insanların uyanması için çalışan, çabalayan bir bireyim. Büyük büyük cemaatlerimiz yok. Arkadaşlarım var, kardeşlerim var. İslam konusunu dert edinen Müslüman kardeşlerim var ve bunlar bütün Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bulunmaktalar. Ben hepsini seviyorum. Allah subhanahu ve teala da beni de onlara sevdirsin ve onlarla benim aramdaki sevgiyi, muhabbeti artırsın. Bir Müslüman olarak bizim beklentimiz ancak ve ancak Allah'ın rızası olması lazım. Allah subhanahu ve teala için yaşamamız lazım. Allah subhanahu ve teala için mücadele etmemiz lazım. Sonra da bütün bunları yaparken, insanlara hakkı götürmeye çalışırken de başımıza gelecek musibetlere de mecburen sabretmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Bu nedenle bir muvahhid eğer Allah subhanahu ve teala dine yardım ediyor ise öncelikle bilsin ki Allah subhanahu ve teala ona yardım edeceğini ayetinde bildirmiş, ayetlerinde belirtmiştir. Bu yüzden bu konu hakkında hiç şüphesi olmasın ve Allah subhanahu ve teala tevekkül etsin, dayansın ve ona güvensin. Hiçbir şekilde tereddüdü olmasın. Kesinlikle bu sistem hakkı söyleyen insanlara rahat yüzü vermez. Biz bunu bilmemiz lazım. Biz bunu bilerek zaten tevhid davetini yapıyoruz. Biz bunu bilerek bu daveti insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Nefesimizin yettiği kadar konuşmaya çalışacağız. Bunu bilerek hareket ediyoruz. Bu nedenle de insanların işte mahkemelere bizi götürmesi, mahkemelerde farklı şeylerle yargılaması bizim için zaten beklenilen bir şey. Ben o gün mahkemede şunu belirttim. Dedim ki insanların yücelttiği bir varlığa ne diyeceğiz? İnsanların ilahlaştırdığı bir varlığa put diyeceğiz tabii ki. Benim söylediğim insanların bir varlığı yüceltmesinden dolayı onun aldığı addır. Ben sırf bu adı verdiğimden dolayı mı suçlu oluyorum? Ben bu adı söylediğimden dolayı mı, çoğu insanların sen sus, insanlara söyleme, başına bir bela gelir dediği şeyi dediğimden dolayı mı suçluyum? Bugünkü sistem Allah subhanahu ve teala'yı bir kenara bırakmış. Onun yerine yeni bir ilahı başımıza geçirmiş. Ve diyor ki bu ilaha secde edin. Bu ilaha secde ise tutup da yere kapanmak falan değil. Bu ilahın kanunlarına itaat edin, boyun eğin. Bu ilahın dediklerini doğrulayın. Bu ilahın dediklerini hayat nizamınız yapın. Onun hudutlarını sizin hudutlarınız, onun sınırlarını sizin sınırlarınız, onun sevdiklerini sizin sevdikleriniz, onun nefret ettiklerini ise nefret ettikleriniz yapın. Bu şekilde sistemin başımıza koyduğu o ilaha bu şekilde secde etmemizi istiyorlar. Biz de diyoruz ki La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ibadet hak eden bir varlık yoktur. Allah'tan başka kanunlarını bağlı kalacağımız bir varlık yoktur. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka hakim, Allah'tan başka hakem yoktur. Allah'tan başka kitabına boyun eğeceğimiz bir anayasa yoktur. Allah subhanahu ve teala'nın kitabıdır bizim anayasamız. Allah subhanahu ve teala'nın kitabının yanına başka bir anayasa biz koyamayız diyoruz. Ya arkadaş, hem insanlara İslam'ı yaşayın diyeceksiniz, hem de insanlara müşrik olun diyeceksiniz. Biz hem Allah'ın indirdiği kitabı kabul ederek Rabliğini kabul edeceğiz. Hem de sizin kendi uydurduğunuz kanunları kabul edip Allah subhanahu ve teala'yı birlediğimizi söyleyeceğiz. Bu nasıl olabilir? Hem insanlara Müslümanlığınızı yaşayabilirsiniz diyorsunuz ama İslam'ı Allah'a şirk koşarak yaşayacaksınız diyorsunuz. Bu nasıl bir çelişkidir? Bu nasıl bir saçmalıktır? Ve biz bu saçmalığı reddettiğimiz zaman sizler bizi toplumda yaftalamayla, komşularımıza rezil etmekle, hapislere atmakla, buna benzer birçok olayla karşı karşıya bırakıyorsunuz. Biz de diyoruz ki biz zaten zalimliğinizle, biz zaten zulmünüzle, biz zaten hapishanelerinizle karşılaşacağımızı bile bile biz bu işi zaten yapıyoruz. Bu yüzden böylesi insanlara acı çektirmeniz sizin için güç olacaktır. Sizin için zor olacaktır. Allah subhanahu ve teala bizleri sizin şerrinizden muhafaza etsin ve sizin gibi zalimleri Allah subhanahu ve teala böylesi bu toplumun başından alsın ve Rabbim razı olduğu insanları bu toplumun başına getirsin de adaletle hükmetsin bu topluma. Biz bugün diyoruz ki sizin sisteminiz baştan ayağa şirk içindedir. Ve sizler tuğyanlaşmış, haddi aşmış kimselersiniz diyoruz. Bugün adına Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğiniz, bize göre Türkiye Büyük Şirk Meclisi olan bu meclisinizin içerisine baktığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle gördüğümüz şeyler Allah subhanahu ve teala'nın razı olmadığı ve şirk olan amellerdir. Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarını bir kenara bırakmışsınız da kendi zavallılığınızı da görmeyecek bir şekilde gidiyorsunuz da kanun çıkartıyorsunuz insanlara. Yahu bire gafiller, sizde hiç mi şuur yok? Sizde hiç mi akıl yok? Sizde hiç mi idrak yok? Siz hiç mi anlamıyorsunuz? Allah subhanahu ve teala sizi yaratmış, sizi var etmiş, sizi yoktan var edip sizi muhatap almış ve sizler bugün kendi çıkarttığınız kanunlarla Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram kılıyorsunuz. Allah subhanahu ve teala Tevbe suresinin 37. ayetinde diyor ki onlar Allah'ın haram kıldığı ayları bir yıl helal, bir yıl haram kılıyorlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar diyor.
Şimdi bugün siz ne yapıyorsunuz? Bugün siz ne yapıyorsunuz? Allah subhanahu ve teala'nın zinayı haram kılmasına rağmen siz diyorsunuz ki hayır kardeşim, zina serbest. Allah subhanahu ve teala'nın yasakladığı bir şeyi siz serbest kılıyorsunuz. Allah subhanahu ve teala diyor ki haram, yani yasak. Ama sizler diyorsunuz ki hayır, faiz serbest. Allah subhanahu ve teala faize diyor ki haram, bu yasak. Ama sizler diyorsunuz ki hayır, faiz bu memlekette, bu ülkede, bu topraklarda serbest. Allah subhanahu ve teala zinanın hükümlerini indirmiş tek tek. Evliye farklı hüküm, bekara farklı hüküm indirmiş. Ama sizler bütün bu hükümleri bir kenara bırakıyorsunuz. Biz bütün bu hükümleri yok sayıyoruz ve zina bu memlekette serbesttir diyorsunuz. Hatta genel evinde kendiniz koruyorsunuz. Allah subhanahu ve teala faizi haram kılıyor ama sizler ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bu memlekette faiz yasak değil, haram değil, serbesttir. Allah subhanahu ve teala'nın haramdan kastı bir şeyin yasaklanmasıdır. Ama sizler Allah subhanahu ve teala'nın yasaklarını serbest ediyorsunuz. Bu Allah subhanahu ve teala'nın Tevbe 37. ayetinde de belirttiği gibi Allah'ın haramlarını helal, helallerini de haram yapmaktır. Ve bunu yapan insanlar da Allah subhanahu ve teala Tevbe 31. ayette Rablik iddiasında bulunan rahiplere ve hahamlardan bahsederek ve onlara bağlı kalan, onlara bu şekilde itaat eden insanlardan bahsederek onların Allah subhanahu ve teala'nın diniyle hiçbir ilişkisi olmadıklarını ve onların müşrikler olduklarından bahsediyor. Onların şirk ehli olduklarından bahsediyor. Onların Allah'tan başka ilahlar edindiklerinden bahsediyor. Sizler hatta aşan kimselersiniz. Allah subhanahu ve teala'nın Yunus suresinin 59. ayetini bir okusanız orada Allah subhanahu ve teala size çok güzel bir cevap veriyor. Allah subhanahu ve teala diyor ki de ki Allah'ın size indirdiği sizin bazılarını haram, bazılarını da helal kıldığınız rızıklar hakkında ne diyorsunuz? Yani siz bir şeylere helal kılıyorsunuz, bir şeylere haram kılıyorsunuz. Allah subhanahu ve teala'nın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını helal kılıyorsunuz, öyle mi? Ve Allah subhanahu ve teala devamla diyor ki de ki Allah mı size bu konu hakkında izin verdi yoksa sizler Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan mı söylüyorsunuz? Allah subhanahu ve teala'nın haramlarını görmezden gelip Allah'ın inadına kanunlar mı koyuyorsunuz? Allah subhanahu ve teala'nın yasak dediği şeyleri insanlara siz mi meşru kılıyorsunuz? Siz mi doğru olduğunu söylüyorsunuz? Allah'ın yanlış dediği şeyi siz mi doğruluyorsunuz? Birkaç kişi toplandığınız zaman kendinizi Allah'ın yerine koyduğunuz zaman güçlü, otorite olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Vallahi şunu iyi bilin ki sizden daha da güçlüleri geçmiş zamanlarda geldi ve Allah subhanahu ve teala'ya isyan ettiklerinden dolayı, sizin gibi inat ettiklerinden dolayı Allah subhanahu ve teala'nın helak ettiği toplumların arasına kendileri katıldılar. Sizler halen kendinizce bir şeyler yaptığınızı, kendinizce doğru yolda olduğunuzu zannediyorsunuz. Veya bulunduğunuz konum hakkı görmekten sizi men ediyor. Hakkı göstermiyor bulunduğunuz konum. Bulunduğunuz imkanlar, bulunduğunuz güçler hakkı görmenize engel oluyor. Çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, bulunduğunuz çevreniz, makamınız, koltuklarınız Allah subhanahu ve teala'nın hak dediği şeyi görmenize engel oluyor. Ve sizler bu sistemin bağlıları ve sizler bu sistemi ayakta tutmaya çalışanlar olduğunuz sürece ve sizler bu sistemin batıllığını insanlara anlatmadığınız sürece ve bu batılları da hakmış gibi, doğruymuş gibi insanlara lanse ettiğiniz sürece Allah subhanahu ve teala'nın er ya da geç azabıyla muhatap olacaksınız. Ve böylesi insanların biz insanlara Müslümanlığı, İslam'ı bizlerin yaşaması için izin vermesini bekleyeceğiz. Bu sistemin içinde bu kadar İslam'a muhalif durum var ve bunlar bizlere İslam'ı yaşamamız için gerçek manada bir izin vereceğini düşünüyoruz. Bizler ancak ve ancak İslam'ı zoraki yaşayacağız. Yani İslam'ı namazdan, oruçtan, camiden eve, evden camiye, cumadan cumaya, camiye gitmekten ibaret gören insanlar İslam'ı bilmeyen insanlardır. Sen cumadan cumaya insanlara ayet paylaş, hadis paylaş, kandilden kandile camiye git, cumadan cumaya camiye git. İslam'ı bu şekilde yaşadığını zannediyorsun. Aslında sen diyorsun ki İslam bu kadar basit bir din. İslam aslında mahkemelerine karışmaz. İslam aslında insanların ne kitapla hükmettiğine karışmaz. İnsanların arasındaki hukuka karışmaz. Aman falanca kişiyle zina etmiş, filanca kişi hırsızlık yapmış, filanca kişiye iftira atmış. Bunlara Allah subhanahu ve teala karışmaz demiş oluyorsun. Eğer sen İslam'ın namazdan ibaret olduğunu, oruçtan ibaret olduğunu söylüyorsan bunlar Budistlerde de var. Budistler de kendisine özgü bir namaz içinde, kendisine özgü bir oruç içindeler. Onlara da sorduğun zaman kendilerini hak olarak görüyorlar. Sana da sorduğun zaman sen de kendini İslam ehli olarak gördüğünü söylüyorsun. Bizler Allah subhanahu ve teala'nın istediği şekilde bu dini yaşamamız gerekli. Allah'ın Resulü'nün bizlere öğrettiği şekilde bu dini yaşamamız gerekli. İslam namazdan ibaret değil.
İslam oruçtan ibaret değil. İslam cumadan cumaya camiye gitmekten ibaret değil. Sadece cuma olduğu zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerini paylaşmak değil. Niçin her gün paylaşmıyorsun? Niçin Allah Subhanahu ve Teala'nın davasını sadece bir gün, o da kısmi olarak, o da böyle ucundan köşesinden onun davasını savunuyorsun? Biz insanlara hakkı anlatmaya çalıştıkça insanların dönüp insanların kaçtığını görüyoruz. Ve insanlar o kadar saçma sapan cevaplar veriyor ki sanki kendisi nispet ettiği dinden değilmiş gibi, kendisi sanki başka bir dindenmiş gibi hareket ediyorlar. Eğer gerçek manada hepimiz kendimize Müslüman diyor isek bu dini beraber sahiplenelim. Niçin kendimize birbirimize destek olmak yerine köstek oluyoruz? Eğer gerçek manada yaşantımızdan korkuyor isek, başımıza gelebilecek şeylerden korkuyor isek, bari bu konu hakkında insanlara daveti anlatmaya çalışan, bu konu hakkında hakkı anlatmaya çalışan Allah'ın büyük bir davası var ve onu dava eden insanlar var ve o insanların bari önünü açın. Onlara kösteklik yapmayın. Onlara muhalif davranmayın. Ama biz anlattığımız zaman tıpkı Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetinde dediği gibi muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve sen körleri düştükleri sapıklıktan da kurtarıp hidayete erdirecek de değilsin. Allah Subhanahu ve Teala özetle diyor ki sen kör olan bir insana hakkı gösteremezsin. Sen sağır olan bir insana benim davetimi işittiremezsin. Sen ölü bir insana bu dinimi hayatına geçir diyemezsin. Bu dini anla diyemezsin. Ölüden ne beklenilebilir ki? Yani ölüler, sağırlar ve körlerden bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala. Bugün bakalım da bizler ölü müyüz, kör müyüz, sağır mıyız bu davete? Ona göre kendimizi yargılayalım. Kendimizce kendimizi muhakeme edelim, iyice düşünelim de bu dine biz neyiz, bu dine karşı hangi konumdayız, hangi sınıftayız ona göre anlayıp bilelim. Allah Subhanahu ve Teala bundan bahsediyor. Allah Subhanahu ve Teala kendi davetine kayıtsız, kendi davetinden yüz çeviren insanlardan işte böyle bahsediyor. Diyor ki sizler sağırlarsınız, sizler körlersiniz, sizler ölülersiniz. İstediğiniz kadar görün. Allah'ın hakkını görmedikten sonra o gözler neye yarar? İstediğiniz kadar işitin, istediğiniz kadar duyun. Her türlü pisliğe gözlerinizi açıyorsunuz. Her türlü fuhşiyata gözlerinizi açıyorsunuz. Her türlü harama gözlerinizi açıyorsunuz. Ama Allah'ın size o verdiği gözleri Allah için kullanmıyor. Allah'ın görün dediği hakkı görmüyorsunuz. Her türlü pisliğe o kulaklarınızı açıyorsunuz. Her türlü pisliği dinliyorsunuz. Her türlü şirki, her türlü küfre kulak asıyorsunuz. Futbolundan parti siyasetçilerine kadar, filmlere kadar, magazinlere kadar o kulaklarınızı kullanıyorsunuz. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerine o kulaklarınızı, Allah'ın davetine o kulaklarınızı Allah'ın size vermesine rağmen kullanmıyorsunuz. Allah Subhanahu ve Teala size bir yaşam veriyor, hayat veriyor. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın size verdiği hayatı Allah için yaşayıp Allah için feda etmiyorsunuz. Ama bütün batıllar, bütün pislikler, bütün Allah'ın nefret ettiği, razı olmadığı ne kadar şey varsa onun için kullanıyor. Onun için adım atıyorsunuz. Onun için nefes alıyorsunuz. Onun için hareket ediyorsunuz. Onun için yaşayıp onun için ölüyorsunuz. Allah Subhanahu ve Teala sizlere bu nimetleri verirken acaba sizin keyfiniz için, sizin keyfinize, sizin rahatlığınız için mi verdi? Sizin istedikleriniz olsun diye mi, yoksa Allah'ın istedikleri olsun diye mi? Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu bedeni Allah Subhanahu ve Teala bunun için verdi sana da bana da. Allah Subhanahu ve Teala kendi davasını unutalım. Allah'ın davetinden yüz çevirelim. Peygamberin anlattıklarını duymamazlıktan gelelim. Kendi dinine ve kendisine karşı kör olalım diye vermedi ki bu bedeni. Tutmuşlar bizlere bu sistemi savunan, kendisine Müslüman diyen insanlar var. Ben bu insanlara şunu söylüyorum. Ya Allah'tan vazgeçin, ya peygamberden vazgeçin, ya İslam'dan vazgeçin ya da bu sistemden vazgeçin. İkisi bir arada olmaz. Allah Subhanahu ve Teala ile bu sistem bir arada olmaz. Allah'ın diniyle bu sistem bir arada olmaz. Allah Subhanahu ve Teala'nın peygamberiyle bu sistem bir arada olmaz. Bugün peygamber gelse Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetinde belirtildiği gibi ey kendisine zikir indirilen Muhammed, ey kendisine Kur'an indirilen, ey kendisine hak indirilen Muhammed, sen kesinlikle bir delisin demekten başka bugün hiçbir şey yapmayacaklar. Bugünkü sistem bunu gerektiriyor çünkü. Eğer bunu söylemeyeceklerini iddia ediyorsanız bugün değişirlerdi. Ama peygamber bugün gelsin, peygambere diyecekler ki sen bir delisin. Senin yanında indirilen bu zikir, senin yanında söylediğin bu hak bizim yanımızda hak da değil, bizim yanımızda doğru da değil diyecekler. Sen sihirlenmişsin, sen büyülenmişsin tıpkı o günkü insanların dediği şekilde diyecekler. Bu şekilde hareket edecekler. Bu yüzden diyorum ki ya peygamberden vazgeçeceksiniz ya da bu sistemden vazgeçeceksiniz. İkisi bir arada olmaz. Hem Allah'ın kitabı hem bunların anayasası. Hem Allah'ın mahkemeleri hem bunların mahkemeleri. Hem Allah'ın iktidarı hem bunların iktidarı. Yok kardeşim, böyle bir din, böyle bir şey Allah subhanahu ve kabul etmiyor. Kabul ediyor ise o ayeti bize getirin. Biz o ayeti okuyalım da bulunduğumuz durumdan tövbe edelim. Sizler tövbe etmeyin.
Bulunduğumuz durumdan bizler tövbe edelim, yolumuzu düzeltelim. Allah subhanahu ve teala'nın dedikleri olsun dediğimizden dolayı bugün insanlar bizlere deli gibi bakıyorlar. Şunu iyi bilin ki bizim anlattıklarımızda hata da vardır, yanlış da vardır. Ama peygamber olsaydı bizden daha iyi davet yapacağından dolayı sizlerin bizlere söylediğinden daha fazlasını ona söyleyecektiniz. Sizler öyle bir konuma getirildiniz ki bu sistem, bu rejim tarafından kendi inandığınızı iddia ettiğiniz dini bu sistem size fark ettirmeden inkar ettiriyor. Kendi sevdiğinizi söylediğiniz peygamberinizi bu sistem size fark ettirmeden nefret ettiriyor. Bu sistem size bir Allah resmi çizmiş, bir peygamber resmi çizmiş, bir din resmi çizmiş. İşte sizin Allah'ınız bu, işte sizin dininiz bu, işte sizin peygamberiniz bu demiş. Ve içlerini kendi istediği şekilde doldurmuş.